ABD resmen savaş kampına döndü. Amerika Birleşik Kaos Devletleri'nin başkenti Washington'da 21 bin asker konuşlanmış durumda. Bu sayı Afganistan ve Irak'taki Amerikan askerlerinin 4 katı kadar. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı gruplar lobi günü nedeniyle sokaklara indi. Virginia eyaletine bağlı Richmond'da Proud Boys ve Bogola Boys'in üyeleri olan silahlı gruplar lobi günü nedeniyle sokaklara indi. Silahlı gruplar, Anayasanın ikinci maddesinde yer alan silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek için eyaletin genel kurul toplantısının başlangıcında eyalet meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacıyla sokağa inerek meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor. Başkent Washington DC'de bulunan Kongre binasına 6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlemesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia'da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu. Federal Soruşturma Bürosu FBI ise geçtiğimiz günlerde ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi 6 Ocak'takine benzer olayların diğer eyaletlerin meclis binalarında da yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. CNN International sunucusu Twitter'da "Washington bana Bağdat'ta, Musul'da ya da Felluce'de gördüğüm savaş bölgelerini hatırlatıyor. Çok üzücü" diye yazdı. Demek ki nedir? Rüzgar eken fırtına biçer. Yahut eden bulur. Üstelik bunlar daha başlangıç. Afganistan'da 3,5 milyon, Irak'ta ise 1 milyon 200 bin sivili tahammüden katleden haydut yatağı ABD'yi çok daha kötü günler bekliyor. Temsilciler Meclisi geçtiğimiz hafta Donald Trump için azil oylaması yaptığı sırada Kongre koridorlarında tam 2000 asker vardı. Yani korku Kongre'yi bekliyordu. ABD'nin ulusal muhafızları Kongre'yi yatakhaneye çevirdi. Günlerdir binanın koridorlarında yatıp kalkıyorlar. Şu yere göğe sığdırılamayan Amerikan demokrasisi mi? Yerlerde sürünüyor. Bunlar yıllar önce Afganistan ile Irak'a güya demokrasi götüreceklerdi ya. Şimdilerde Washington'a kurdukları savaş kampı ile Kongre nöbetiyle kendi demokrasilerine balans ayarı çekiyorlar. Vah vah! Kemal ile Ünal'ın, Nafiz ile Hanefi'nin, Ertuğrul ile Sedat'ın şu birleşik kutu ABD. Ne hallere düştü? Yahu ABD'de 6 Ocak kaosu devam ediyor. Trump'ın protesto ettiği yarınki yemin töreni öncesinde görülmemiş seviyelerde güvenlik tedbirlerine rağmen Sarı Kovboy'u destekleyen ultra sağcı Bogola Boys örgütünün silahlarını kuşanmış milisleri bazı eyaletlerin meclis binaları önünde toplandılar. Amerikan devletinde korku öyle bir hale geldi ki FBI içeriden saldırı ihtimaline karşılık Washington'da konuşlanmış olan ulusal muhafızları da güvenlik taramasından geçiriyor. Vaziyet bu hale gelmişken güvenlik taraması yapanlara güvenmenin de bir garantisi olmadığını hatırlatmak lazım. Hani korumalardan kim koruyacak diye bir laf var ya, o hesap. Sadece 6 Ocak'taki Kongre baskını değil, Donald Trump'ın ısrarla seçimin hileli olduğunu söylemesi de ABD'nin o artık bir muz cumhuriyeti diye anılmasına neden oluyor. Öyle ya, hile mevzuunda ısrar eden Beyaz Saray'ın önünden geçen herhangi biri değil. Başkanlığındaki son saatlerini yaşasa da bizatihi bir Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır. Amerikan devleti yıllardır dünyanın farklı ülkelerindeki kimi seçimlere hile iddiaları karıştığında zinhar işin peşini bırakmıyordu. Gün geldi, devran döndü. Kendilerine gelince örtbas etmek için her türlü madrabazlığı yapıyorlar. Bu gidişle seçimler hileliydi demek, düşünce suçuna falan girecek olursa hiç şaşırmayız. 20 binden fazla askerle 20 Ocağı kurtarsalar bile sonrasında ne olacak? ABD'deki fevkalade bölünme artarak devam edeceği için Uncle Sam'a bundan böyle rahat uyku yok. Rubicon geçildi. Artık Amerika Birleşik Kaos Devletleri'dir. Bundan sonra kabuslardan kabus beğenecekler. Toplumsal bölünme,
patlama, isyan, ayaklanma, kaos iyice şiddetlenecek. Geçen yılki siyah ayaklanmasına yeni yılın başında aşırı sağcı örgütlerle öfkeli cumhuriyetçi grupların isyanı eklendi. 2020'de tam 9 ay boyunca süren faili meçhul devasa siber saldırının hasar tespitini dahi yapabilmiş değiller. 30 milyon insan karnını doyuramıyor. Covid nedeniyle 400 bin kişinin hayatını kaybettiği, sağlık sisteminin felç olduğu, salgın döneminde işsizliğin ikiye katlandığı bir ABD'den bahsediyoruz. 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen ve hile yapıldığı iddiasını sürdüren Trump, Biden'ın yemin törenine katılmıyor. Oysa ABD'de seçim kaybeden başkanların seçilmiş başkanın yemin törenine katılması teammülden sayılıyor. 1860'lardan bu yana ilk defa bir başkan halefinin yemin törenine katılmamış olacak. Öte yandan Amerikalılar nefeslerini tutmuş şekilde 20 Ocak gününü bekliyorlar. Yine ilk defa bir yemin töreni olağanüstü önlemlere sahne oluyor. Güvenlik kuruluşları çıkması muhtemel büyük olaylara hazır halde bekliyorlar. Trump yanlısı grupların Amerikan Kongresi'ni işgal etmesinin yıkıcı etkileri ise sürüyor. Temsilciler Meclisi Trump'ın görevden azledilmesi yönünde karar aldıysa bile Senato yargılaması başlamış değil. Biden'ın seçimleri kazandığını kabul eden ve Trump'ın seçim hilesi iddiasını reddeden Kongre Cumhuriyetçileri, Senato'nun azil yargılaması yapmamasını istiyor. Trump ayrıldıktan sonra azil yargılamasının nasıl bir seyir izleyeceği ise henüz belirsiz. Amerikan siyasetinde Trump'ın bir süre daha kalıcı olması bekleniyor. Cumhuriyetçi Parti ise Trump konusunda tam bir ikilem içerisinde kıvranıyor. Cumhuriyetçi adaylara bağış yapan birçok kuruluş ise Trump'tan kopuyor. Cumhuriyetçilerin bağış kaynaklarının daralması ana akım demokratların iştahını arttırdı. Sol kanadın büyük şirketlerin parasal destek ağlarının ortadan kalkmasını ısrarla savunmalarına karşın ana akım demokratlar cumhuriyetçilerden kopan bağışçıları kazanma peşindeler. Bu arada Trump ve radikal sağ grupların sosyal medya hesaplarını askıya alan Facebook, Amazon, Google, Twitter ve Apple gibi kuruluşlar ile Cumhuriyetçiler arasında çok ciddi sürtüşmeler yaşanıyor. Trump yanlısı cumhuriyetçiler söz konusu sürtüşmeyi muhafazakarların büyük teknoloji ile varoluşsal bir savaşı olarak görüyorlar. Eski normalde görev başındaki ABD başkanları ve Senato yeni başkanın yönetime hazır hale gelmesini kolaylaştırıcı rol oynuyorlar idi. Bu teammül Biden için gerçekleşmedi. Hatta Trump geçiş sürecinde Biden'ı zora sokacak kararlar aldı. Eski normalde Senato seçilmiş başkanın kabine üyelerini hızla onaylıyordu. Kabine üyeleri büyük ölçüde yeni başkanla birlikte göreve başlıyordu. Şu ana kadar Senato, Biden'ın bakan adayları için onay oturumları yapmış değil. Gerçi cumhuriyetçiler Senato çoğunluklarını kaybettiler ama iki senatör yemin etmediği için demokratların çoğunluk liderliğini devralmaları gecikecek. Senato'da koltuklar 50'ye 50 olduğu için Biden yönetimi her istediği yasayı geçiremeyecek. Zira bazı yasalar 51, bazıları 60, bazıları ise 67 oy gerektiriyor. Her halükarda demokratlar cumhuriyetçilerle uzlaşmak zorundalar. Tek bir senatörün oyu bile altın değerinde. Sadece cumhuriyetçiler değil, demokratlar içinde fire verecek isimler de var. Senatör Joe Manchin bunlardan biri. Joe Manchin, demokrat senatörler içinde ana akım cumhuriyetçilere en yakın isimlerden biri.